Herkese merhaba. Bir önceki pır sensörlü LED aydınlatma projesinde bahsettiğim trafosuz direkt şebeke voltajı üzerinden yapılan regüle devresini biraz daha detaylı test etmiştim. Pır sensör projesinde 12 volt röle çalıştırmıştık. Modül ve 12 volt röle sorun çıkartmamıştı. Ek olarak akım testlerini de yapmak istedim. Ne kadar akım verebiliyor, gücü nedir diye. Ayrıca bu internette birçok sitede paylaşılan klasik bir trafosuz güç kaynağı vardı. Onu da test ettim. Karşılaştırdım akım değerleri nedir diye. Şimdi trafosuz güç kaynakları aslında pek sağlıklı değil. Yani herkes de bunu söyler. En başında izole değil. Direkt şebekeyle bağlantılı. Bunun dışında işte voltajı dalgalı diye birçok kişi söylüyor. Hani ben de aslında önermiyorum ama düşük akım çeken cihazlarda birçok büyük firma bu sistemi hala kullanıyor. Hatta ben de söylemiştim. Sensörlü tavan lambasında 7 yıldır bu devre kullanılıyor diye. Şimdi ilk devremizin testini yapalım. Elektronik yük cihazında çalıştırayım. Evet, devre gayet güzel. 12,5-7 volt civarı bir voltaj veriyor. Şimdi şuradan yük bağlantısını da yapıyorum. Gördüğünüz gibi 50-53 miliamper yük ile 5 volta kadar düştü. Neredeyse yarı yarıya bir voltaj düşümü var. Yani devreden bu haliyle 100 miliamper akım çekilmiyor. Hatta 50 miliamper bile çekilmiyor. Bu da pır sensör modülüyle kullandığımız devre. Bunun da 50 miliamper üzerindeki yük testlerini yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi diğer devreye göre çok daha iyi çalışıyor. Voltajı 11 volta kadar düştü. Bu voltaj yani bu voltaj düşümü röle çalıştırmak için 50 miliamper üzerinde yani röle için uygun. Hatta 12 volt röleler 10 volta kadar, 8 volta kadar da çalışabiliyor. Diğer devreye göre çok daha kararlı. Ama şu var, devre bu haliyle 50 miliamper üzerinde sağlıklı çalışmıyor. Yani voltaj düşümü daha yüksek oluyor. Yine de birçok projede işe yarayacak bir devre. Bakalım voltaj nereye kadar düşecek. Gerçi söylediğim gibi bu 12 volt senerlerin 2 watt olması lazım ama benim elimde 1 watt vardı. Evet, 11 volta kadar düşüyor. Çok iyi bir değer. Yani en azından diğer devreye göre çok iyi bir değer. Şimdi bunun gücünü yükseltmek için şuradaki 1 mikrofarad kondansatöre bir mikrofarad daha ekleyeceğim. Paralel bağlayacağım. Yani 2 mikrofarad olacak. Bakalım diğer devreyle bu devre ne kadar bir akımı karşılayacak. 100 miliampere kadar çıkmasını umuyorum.
Evet, ilk devremize bir tane daha bir mikrofarad ekledim. Şimdi 50 miliamper üzerinde bir test edelim. Çıkışı da biraz dengesiz oldu kondansatör ekleyince. Bakalım ne kadar yükseliyormuş. De kaldı. Burada kaldı. Şimdi yük bağlantısını cihaz açmayı unuttuk. MA üzerinde. Bakalım nereye kadar voltaj düşecek. Şu an tek kondansatörle olana göre çok daha iyi oldu. 12,6'da kaldı. Şimdi akımı yükseltelim. 100 mA yapalım. Şuradan krokodille bağlayıp bu elektronik yük devresinde de çok türlü trim pot şart. İnce ayar yapmak bayağı bir zor oluyor. Şöyle hafiften yükselteyim. Çok çıktık. Yani 100 miliamperde 11,2 volt civarında bir voltaj var. Ama bayağı da voltaj bir dalgalanıyor. Şimdi diğer devremize de bir mikrofarad daha ekleyip onu test edelim. Biraz daha bekleyeyim. Bir değişim olacak mı? Evet, 11 volt civarında. Yani şu ısı durumuna bakayım acaba. Evet, şu ısınmış. Bu direncimiz de bayağı ısınmış. Yani aslında bu kadar malzemeye bakarsak diğer devre her türlü daha avantajlı. Evet, diğer devremize de bir mikrofarad ekledim. Şimdi ondaki voltaj değişimleri nasıl olacak? Ona bakalım. Burada bir eksik yaptık galiba. Burada yine aynı 13 volt civarında bir çıkış verdi. Bakalım. Evet, 13,2'de sabit kaldı. Diğer devreye göre daha kararlı. Yük verelim. Bakalım voltaj ne kadar düşecek. Evet, 11,1 volt civarında sabit kaldı. Yani diğer devreye göre bakarsanız çok daha stabil. Ampermetrede, voltmetrede bunu görüyorsunuz zaten.
Evet, durum bu. Diğer devre tek bir mikrofaratla kesinlikle 100 miliamper vermiyor. İki tane bir mikrofarad olması lazım. Ayrıca çıkışı da bayağı bir dalgalı. Bu devremiz tek kondansatör ile gayet güzel 50 miliamper veriyor. İki kondansatör ile 100 miliamper de veriyor. Biraz daha bakayım fazla akım verebilir mi acaba? Yani gerçi 100 miliamperde 11'e düştüyse daha fazlasını vereceğini sanmıyorum ama yine de diğerine göre biraz daha fazla akım verebilir. Evet, 112 miliamperde 10,7'ye düştü. Gayet iyi. Evet, yani söylediğim gibi zaten yıllardır kullanılan kaliteli bir devre. Bu testlerle de güzel çalıştığını gördük. Şimdi devreyi bu haliyle röle işte 555 745 gibi op amplarla kullanabilirsiniz. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Fakat mikro denetleyici veya daha hassas entegrelerde kullanacaksanız, bu devrelerin beslemesi için kullanacaksanız bu 12 volt çıkışa mutlaka regüle entegresi eklemeniz lazım. Yani örneğin bir mikro denetleyici kullanacaksınız. Bir 78L05 ile voltajı düşürüp devrenizi öyle beslemenizi öneririm. Zaten orijinal cihazda da bu şekildeydi. Yani 12 volt ile röleyi kontrol edersiniz. 78.05 ile regüle yapıp entegrenizi beslersiniz. Bu şekilde kullanımı çok daha sağlıklı olur.